İtfaiyecilik 1714 yılında tulumbacı ocağıyla nam alan ülkemizin en eski, en köklü teşkilatlarından biri. Bu sene de 304. yılımızı kutluyoruz. Her sene 29 Eylül 1 Ekim arası itfaiyecilik ve yangın güvenliği haftası olarak ülkemizin birçok yerinde kutlanıyor. Evet, Ankara'mızda bu sene Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde bir yıl içerisinde meydana gelmiş olan itfaiyecilikle ilgili görselleri sergileyeceğiz. Onun dışında gene Güven Park'ta bir standımız var. Burada vatandaşlarımıza itfaiyecilikle ilgili bilgiler veriyoruz. Bunun dışında Kurtuluş İtfaiye İstasyonumuzda bir standımız var. Hafta içerisinde okullardan çok yoğun bir talep var. Yangın tatbikatı, kurtarma tatbikatları gibi tatbikatlar yapıyoruz. Ayrıca anaokullarından ve diğer okullardan da çok yoğun bir talep var. Bizi ziyaret etmek istiyorlar, mesleğimizi tanımak istiyorlar. Bu gizli kahramanların hangi işlerle uğraştığını görmek istiyorlar. Seviyorlar bizi, biz de onları kırmıyoruz. Bu hafta bu şekilde devam edecek inşallah. Evet, itfaiyecilikle ilgili genel bilgileri veriyoruz öncelikle, yani yaptığımız görevleri. Çünkü afet ve acil durumlara karşı itfaiye teşkilatı ülkemizde çok yoğun çalışıyor. Ama toplum olarak afet bilincimiz yeni yeni belirli bir noktaya gelmeye başladı. Vatandaşlarımıza bu bilgileri veriyoruz. Hani bir canlı zor duruma düştüğünde itfaiyeyi aramak bazen akıllarına gelmiyor. İşte bizim bu faaliyetlerimizden bahsediyoruz. Trafik kazalarına müdahale, önemli yangınlarla ilgili bilgiler veriyoruz. Evde, iş yerinde alınması gereken yangın güvenlik önlemleriyle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Hazırladığımız broşürler var. Bu broşürlerden kendilerine hediye ediyoruz. Gelen küçük çocuklara da şapka, tişört gibi, boyama kitabı gibi itfaiye temalı bilgilendirici hediyelerimiz oluyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Yangın konusunda vatandaşımız çok başına gelmediği için bu olayı gördüğü kadar, algıladığı kadar biliyor ama bilinen yanlışlar var. Şimdi özellikle kış ayları geliyor, havalar soğumaya başladı. Bugün de bayağı soğuk bir hava var. Şimdi baca temizliği ile ilgili biz bir takım şeyler söylüyoruz. Onun dışında işte doğalgaz kullanımı ile alakalı, çünkü yoğun bir şekilde kullanmaya başlayacağız. Bu konularda vatandaşımızın bilgilenmesi gerekiyor gerçekten. Özellikle elektrikli cihazlarla ilgili, evde kullanılan elektrikli cihazlarla ilgili yanlışlar var. Onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Gelen çocuklarımız da mesleğimizi tanıyıp nasıl itfaiyeci olacaklarını soruyorlar. Onlara da bu konular hakkında bilgiler veriyoruz. Bu şekilde vatandaşımıza bir bilgilendirme yapmış oluyoruz. Şimdi biz itfaiyecilik haftasını her sene kutluyoruz ama görünmez kahramanlar diyoruz biz itfaiyecilere. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz vatandaşımızın. Trafikte seyrederken gelen itfaiye araçlarına, ambulans araçlarına yol vermelerini istiyoruz. Özellikle hatalı parklardan dolayı çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bu konularda yardımcı olmalarını istiyoruz. Aslında biz de bu konuda birçok şey anlatmaya çalıştık ama vatandaşla bizim bir araya daha çok gelmemiz gerekiyor. Sadece itfaiye haftalarında değil de sürekli beraber olmamız gerekiyor. Okullar da açıldı. Ben özellikle idareci olan hocalarımıza, öğretmenlerimize itfaiye gezilerini öneriyorum. Okullarında bir afet tatbikatı, bir yangın tatbikatı yapmalarını çok istiyoruz. Çünkü ne zaman ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Afete hazır bir toplum yetiştirmemiz gerekiyor ve bunu biz en alt basamaktan başlayarak ilerleyen dönemlere doğru geliştirme çabası içindeyiz. Bu konuda vatandaşımızı biz itfaiye istasyonlarına her zaman bekliyoruz.
itfaiye teşkilatımızın 304. yılı münasebetiyle her yıl 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında kutlamış olduğumuz itfaiye haftası etkinliklerinde şu anda bulunduğumuz yer Ankara Büyükşehir Belediyesi Metro Sanat Galerisi. Burada her sene bir hafta süreli bir fotoğraf sergisi yapıyoruz. Zaten sizler de gördünüz fotoğraflarımızda işte yangına müdahalelerimiz, eğitimlerimiz, diğer kurtarma çalışmalarımız, faaliyetlerimizi anlatan bir fotoğraf sergisi açıyoruz her yıl yeni fotoğraflardan oluşan. Buradaki amacımız da insanlara itfaiye hakkında görsel olarak bilgi vermek. Yine buradaki görevli arkadaşlarımız da diğer vatandaşlara broşürlerle olsun, diğer bilgilerle olsun itfaiyemizin görevleri hakkında bilgiler vermekteler. Bununla hedeflediğimiz toplumumuzda birazcık daha itfaiyeye karşı bilinç oluşturmak, yangına karşı tedbir almalarını sağlayabilmek. Sonuçta inanıyoruz ki gelişen toplumlarda bilinç oturması çok önemli. Çünkü gün geçmiyor ki bir yangın vakası olmasın, gün geçmiyor ki bir kaza olmasın. Elimizden geldiği şekilde bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Ve vatandaşlarımız da bu konuda ne kadar duyarlı olurlarsa bizler de o kadar çok seviniriz. Çünkü yangın sadece canınızı yakmakla kalmıyor. Milli servet ve kazandıklarınız saniyede kül olabiliyor. Tabii bunların olmasını istemiyoruz. Bir ikincisi de buradan vatandaşlarımız için söylemek istediğim bir şey. Lütfen itfaiye araçlarına yol verin. Yani hadi bu 2-3 senedir bir sloganımız var bizim. Yaşama yol ver diyoruz. Gerek ambulans olsun gerek itfaiye olsun. Yani geçiş önceliği olan araçlarımıza lütfen yol versinler. Bizim için saniyenin çok çok önemi var olay yerinde. Saniyede bir can kurtarabiliriz belki. Onun için rica ediyoruz yani ellerinden geleni yaparlarsa, bize destek verirlerse çok çok seviniriz. Pazar günü itibariyle de yani 1 Ekim itibariyle de sergimiz sonlanacak. Bütün Ankaralıları da davet ediyoruz sergimize. Sergimiz metronun açık olduğu saatler içerisinde açık. Yani sabah 6 ama gerçi şu anda 24 saat boyunca biliyorsunuz ulaşımımız olduğu için 24 saat boyunca bu sergimiz açık, gelip gezebilirler.